Animasyon filmleri ben çok severek izlerim ve bugüne kadar animasyon piyasasında en iyi iş çıkartan şirketlerden bir tanesi de elbette ki Disney Pixar'dır arkadaşlar. Bugüne kadar Pixar şirketinin kötü bir film çıkarttığı çok nadiren olmuştur. Pixar genelde başarılı işler imza ve eminim ki birçoğunuzun çok sevmiş olduğu oyuncak hikayesi serisi de Pixar şirketine ait. Oyuncak hikayesi 1, 2, 3 zaten çiteyi aşı çıkartan filmlerdi. 4 biraz daha serinin diğer filmlerine nazaran geri planda kaldı ama yine de iyi bir filmdi o da. Biz 4. filmle beraber oyuncak hikayesi serisini bir kenara bırakmıştık. Ama ama daha sonrasında bir film duyuruldu. O filmin ismi de Lightyear'dı. Lightyear tamamen oyuncak hikayesi evreninden bağımsız olarak gelecek olan bir filmdi. Aslında Buzz'ın hikayesini anlatacaktı evet Buzz Lightyear'dı bu. Ama bu Buzz Lightyear oyuncak olan Buzz Lightyear değildi. Başlarda bize söylenenlere göre bu Buzz Lightyear, oyuncak olarak gördüğümüz Buzz Lightyear'ın esinlenen versiyonuydu. Yani oyuncak olan Buzz bu karakter esinlenerek yapılmıştı öyle söyleyeyim sizlere. Her neyse arkadaşlar, Haziran ayında Buzz Lightyear filmi yurt dışında vizyona girdi ama maalesef Türkiye'de saçma sapan bir sebeple ertelendi bu film. Bizde Eylül-Ekim ayında falan vizyona gireceği söylenmişti ama daha sonrasında bu karardan da vazgeçildi, Buzz Lightyear tamamen Türkiye'ye vizyona sokulmaktan vazgeçildi. Şu anda Lightyear filmi Disney Plus'ta bulunuyor ama yurt dışı versiyonu da var, Türkiye'de yok. Ama VPN ile falan bir şekilde izlerseniz Türkçe falan da mevcut. Lightyear filmine dair benim büyük beklentilerim vardı ama izleyen birçok kişi filmi beğenmediğini belirtmişti. Daha doğrusu puanlarda böyle belirtilmişti. Lightyear'ın IMDb puanı falan yerlerdeydi arkadaşlar. E hal böyle olunca galiba tamam dedim. İlk defa Pixar kötü bir işe attı galiba. Şu anki halimle beraber filmi izlemiş şekilde karşınızda bulunuyorum ve hayır arkadaşlar. IMDB'ye puan veren herkes yalan söylemişler. Lightyear bana soracak olursanız berbat kötü bir yapım değil. Bunu kesinlikle söyleyebilirim ki Lightyear kötü bir film değil. Lightyear filmden bahsedecek olmam bayağı uzun sürdü çünkü öncesini anlatmam gerekiyordu. Şimdi de gelin film hakkında konuşalım. Film nasıl olmuş ve ben beğendim mi? Ayrıca şunu da merak etmeyin spoiler olmayacak. Spoiler olacak olursa ben söylerim. Canlar öncelikle ilk olarak kötü bir eleştiriyle başlamak istiyorum. Bu filmin light year olmasına hiç gerek yokmuş. Bu filmin Buzz Lightyear ile bir bağ kurmasına gerek yok. Pixar bunu farklı bir uzay filmi olarak çıkartabilirmiş aslında ama biraz daha izlensin diyerekten light year etiket koymuşlar. Bu benim açımdan kötü bir şey oldu tabii ki. Çünkü Buzz hakkında pek de bir şey öğrenmiyoruz bu filmde. Yani bu bizim gördüğümüz Buzz değil arkadaşlar. Tamamen farklı bir astronot bu. Bunun yanında filmin konusuna gelecek olursak, filmin konusunu ve Pixar'ı ben tebrik ettim arkadaşlar. Çünkü her şey yoluna giderken Pixar böyle tamamen duygusal, normal bir film yapabilecekken farklı bir şeyler denemiş bu filmde. Ve bu denedikleri şeyi gerçekten takdir ettim ve de beğendim. Pixel çıkıp da baştan sona duygusal ve aksiyon tarzında bir hikaye anlatmamış bizlere. Bunun yerine risk alarak tamamen uzay atmosferine uygun olarak farklı bir konu işlemişler. İlginizi çeker veya çekmez ama bu konu benim çok ilgimi çekti ve çok beğendim. Spoiler olmadan sadece şunu söyleyebilirim. Interstellar yani yıldızlar arası filminden aldığım tadım bir kısmını ben bu filmde de aldım. Özellikle Lightyear animasyon filminin ilk yarım saati çok güzeldi. İlk yarım saatten sonrasında ilk yarım saatin nazaranı daha az sevdim ama yine de onlar değildiler. Şimdi yine de filmin en iyi kısmı bence ilk yarım saat. Bence herkesin bu Lightyear filmine bir bakması gerekiyor. En azından animasyon anlamında Pixar'ın farklı bir şey denediğini görmeniz gerek. Filmin IMDb puanı falan neden düşük diye soracak olanlar varsa buna da bir açıklamam var. Bu açıklamamda filmin linçlenmesi olacak arkadaşlar. Filmde bulunan 1 veya 2 dakikalık eşcinsellik sahnesi yüzünden insanlar bu filmi linçlediler. Ama eğer o sahneden rahatsız oluyorsanız o sahneyi görmezden gelebilirsiniz. Çünkü o sahneyi görmezden geldiğiniz zaman geriye iyi bir iş kalıyor bana kalırsa. Eğer Lightyear filmini halen daha izlemeyenler ve kafasında soru olanlar varsa eğer bana güveniyorsanız bence bu filmi izleyebilirsiniz. Farklı bir konu konusu var, farklı bir atmosferi var ve gayet de eğlenceli. Diğer Pixar filmlerinden geri kalan hiçbir yanı yok bana kalırsa. Elbette ki biraz daha duygusal, biraz daha farklı anlatıma gidilebilirmiş ama bence bu halleri gayet iyi olmuş. İzlemek isteyenler Disney Plus'a VPN e girebilirler veya başka başka sitelerden izleyebilirler artık onların kendi kararı. Türkçe dublajın bulunduğunu tekrardan belirteyim. Filmi izleyenler varsa bu arada beğenip beğenmediklerini yorumlara yazarlarsa sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.